Kanalımdan herkese merhabalar. Ben Gül. Fırın temizliği yapıyorum. Fırınımı epey zamandan beri e, temizlemedim. E, Baya bir kirlendi, yağlandı. Yemekler sıçradı, döküldü ve fırının içi bu hale geldi. Ortada da su lekeleri mevcut gördüğünüz gibi. Su kireçleri camlarda oldukça yağlı. Bazı fırınlarda buharlı kendi kendini temizleme özelliği var. Benim fırınımda da var fakat her fırında bu özellik yok. Ben şimdi normal temizliğimi yapıyorum. Bu temizliği yapmak için öncelikle 2 su bardağı kaynar suya ihtiyacımız var. 2 su bardağı su ile temizlik mi olur demeyin. Gayet oluyor hatta artıyor bile suyumuz. Biraz sonra bunu göreceksiniz. Kettle'ımı çalıştırdım ve suyun kaynamasını bekliyorum. Küçük bir kasenin içerisinde karışımımızı hazırlayacağız. Kettle'daki su kaynadı. Kasemizin içerisine bir tane bulaşık tableti ekledim. Fırının temizleme talimatında da bulaşık deterjanı ile temizlememizden bahsediyor. Ben de bulaşık tableti kullandım. Kaynar suyu böyle boşalttım tabletin üstüne kaynar su kullanmamdaki amaç tabletin tamamen erimesi için çatalla şöyle biraz karıştırdım. Her tarafa dağılması için tabletin deterjanımız hazır. Şimdi temizliğimize geçebiliriz. Daha öncesinde küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bazı fırınlarda katalitik duvarlar mevcut. Bu şekilde küçük gözenekli açık renkli duvarlar mevcut. Benim fırınımda aynı şekilde katalitik duvarları var. Bu duvarların temizlenmemesi gerekiyor. Çünkü fırın kendi kendini temizleme özelliği olduğu için kendi temizliyor. Buralara deterjan, su, singer asla değdirmiyoruz. Fırınımızın taban kısmına deterjanımızı dağıtabiliriz. Singerle böyle yumuşak hareketlerle deterjanı dağıtıyorum. Duvarları katalitik olmayan fırınlara da aynı şekilde singer ile bu deterjanı dağıtıyoruz. Arka tarafa, yan taraflara aynı işlemi uyguluyoruz. Söylediğim gibi benim fırınım katalitik duvarlı olduğu için maalesef ben duvarlarına bu işlemi yapamıyorum. Taban kısmını ıslattıktan sonra şimdi kapak kısmını da aynı şekilde deterjan ile her tarafını ıslatalım. Rulo kağıt kullanacağım şimdi ıslak olan her tarafa böyle rulo kağıt kaplayalım. Ee, fırının duvarları arka tarafı da emaye ise yine ıslatalım ve rulo kağıt ile kaplayalım aynı şekilde duvarları da kaplıyoruz. Elimizle biraz bastırdığımız zaman zaten duvarlara da kağıtlar yapışıyor. Cam kapak kısmına da yerleştirdim rulo kağıdımı. Şimdi singer ile bu sudan yine her tarafına dağıtmam gerekiyor. Bulaşık tabletinin yağ çözücü özelliği olduğundan dolayı bulaşık tableti kullandım. Böylece fırına da zarar vermemiş oldum. Bu uygulamayı yaptıktan sonra yaklaşık olarak yarım saat veya vaktiniz varsa eğer bir saat kadar beklememiz gerekiyor. Bir saatin sonunda bütün yağlar, kirler eriyor ve rulo kağıdın üzerine çıkıyor. Şimdi tel rafları çıkarabiliriz bu arada bekleme yaparken tel raflarımızı temizleyelim. Böyle çekiyoruz tel rafları çektiğimiz zaman çıkıyor kendimize doğru çekelim. Çok fazla çekip zarar vermeyelim. Hemen kolayca çıkıyor zaten. Gördüğünüz gibi hemen çıktı. Bu şekilde çektiğimiz takdirde tel raflar çıktı. Bunları temizleyebiliriz şimdi. Yine bulaşık tableti kullanacağım. Fakat bu sefer bu eski klasik bulaşık tabletleri, bu sert olanlardan onlardan faydalanmak istiyorum bu şekilde temizleyebiliriz. Tel raflarda yağlanıyor, kirleniyor. Üzerinde böyle sarımtırak lekeler oluşuyor. Bu lekeleri de bulaşık tableti ile temizleyebiliriz. Sert cisimler kullanmayalım. Çizilmesine neden olabilir. Böyle deneyelim. Temizlenecektir. Arada bir bulaşık süngerinin yeşil kısmıyla da bastırarak temizleme işlemimizi sonlandıralım. Bekleme süresinin sonunda şimdi rulo kağıtları toplayabiliriz. Rulo kağıtları bir kasenin içerisinde topluyorum. Fırının tabanındakileri de alayım şöyle. Siz duvar kısımlarına da yapmışsanız eğer emaye olan duvar kısımlarına yaptıysanız onları da alın. Böylece bütün yağlar, kirler çözülmüş olacak. Bu peçeteleri ruloları topladıktan sonra şimdi durulama kısmına geçelim. Durulama yaparken e, mikrofiber bez de kullanabiliriz veya herhangi bir temiz bez ile durulamamızı yapabiliriz. Deterjan artı kalmasın diyorsanız eğer durulama suyumuza bir çay kaşığı karbonat da ekleyebiliriz. Bu su ile fırınımızı güzelce bir durulama yapalım her tarafını. Hiçbir yerinde deterjan artığı kalmasın. Ben burada fırının kapak kısmını çıkarmadan temizledim. Fırının kapak kısmını çıkarmak isteyenler için yine ayrıca bir video yapabilirim. Fırının parçalarının nasıl sökülüp takılması gerektiği konusunda ayrı bir video yapabilirim. Rafları bu şekilde yerleştiriyoruz tekrar. Yerlerine böyle yerleştirip biraz bastıralım. Hemen yerlerine oturuyor zaten. Rafların böyle gelmesi gereken yerler var. Onlara dikkat ederek böyle yerlerine yerleştirip hafifçe elimizle bastıralım. Fırınımızın durulama işlemi bittikten sonra kuru, temiz bir mikrofiber bez ile kurulama yapmamız gerekiyor. Ben o kısmı çekmeyi unutmuşum. Siz bu işlemden sonra kurulamayı unutmayın. Fırınımızın dış kısmını da aynı su ile temizliyoruz. Singerimizle biraz bastırarak silelim fırının yüzeyini. Fırınımızı çizmeden, kazımadan, çok fazla bastırmadan temizliğini yapmış olduk. Şimdi aynı deterjan ile fırının yüzeyini temizliyorum ve singerimizle her tarafına deterjanı dağıttım ve sonrasında yine durulama bezimizle fırının yüzeyini duruluyoruz. Fırının dijital kısmını silerken de dikkat etmemiz gerekiyor. Dijital kısmı bozmamak için bezimizin çok ıslak olmaması gerekiyor. Bezi iyice sıkalım. Su kalmasın içerisinde nemli bir bez ile durulayalım ve sonrasında da kuru mikrofiber bir bez ile de kurulayalım. Fırından karşı tarafta neler olduğu da gözüküyor. Halımı toplamıştım biraz bana engel olduğu için uç kısmını kıvırmıştım o da gözüküyor. Fırının son halini şimdi göstermek istiyorum. Her tarafı pırıl pırıl oldu. Fırının buharlı temizliğini de ayrı bir videoda anlatacağım. Beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basabilirsiniz. Fikirlerinizi de yorumlar kısmından yazabilirsiniz.